Evet. Hisso. Gitmedim ben. Defo? Gerçekten mi ya? Almadılar değil mi kızım seni İtalya? Ha? Arızadır bu dediler değil mi? Karıştırır buraları dediler. Yok be oğlum, gidemedim işte. İçine el vermedi. Ya aynen öyle. Bana bak, izleyecek misin maçı? Herhalde kızım. Serdar anlamazıyla izleyeceğiz. E gel bizim Aydar abinin orada izleyelim birlikte. Tamam, süper. Aa, yok ya, gelemem ben. Sizde olmam lazım ya. Manevi destek. Niye destek? Bir şey mi oldu? Yok be kızım. Öyle bir arada duruyoruz işte. Gerçi sağ baştan sayınca bir kişi eksik ama. Tam yapma ya vallahi. Ya bir şey söyleyeceğim. Anneannemi bir doktora falan götürsen, bir tansiyonla şekerini ölçtürsün. Defo be. Hadi hadi gel, topla buraları. Bak fazla dağıldık. Yapma şimdi Hisso, biliyorsun yani. Uğraşmadım mı? Biliyorum, biliyorum. O zaman... Yağmurlu bir günde görmüştüm seni. Üstünde çubuklu formalar vardı. Bir anda tutuldum, aşık oldum ben. Hayatın anlamı siyah beyazdı. Ölümle yaşamı ayıran çizgi. Siyahla beyazı ayıramaz ki. Her yolun sonunda ölüm olsa da. Sevenleri kimse ayıramaz ki. Kartal gol gol gol. 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 Yüklensene kızım, bağır bağır. Vallahi nefesim yok. Kartal gol gol gol. 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 Ah. Ben tamam, seni sonra arayayım. Benim sevgilim miydi o? Tamam ya öyle. Biraz çıldırmış olabilirim. Ama Kartal söz konusu olunca olabiliyor böyle şeyler. Daha neler göreceğiz bakalım. İyi neyse. Hadi çıkıyor muyuz? Bak son kez soruyorum. Hazır mısın? Neydi o pilavdan dönenin? Kaşığı kırıldı. Kaşığı kırıldı. Hadi. Emin misin? Girecek miyiz? Girelim tabii Defne. Niye girmeyeceğiz? Ben ne bileyim şimdi, sen alışkın falan değilsin ya. Ya bir şey olmaz. Hadi gel hadi. Tamam, sıkılırsan söyle ama. Tamam tamam, yürü. Vay Deponso, maç başladı. Neredesiniz ya? Kalabalıkta Haydar abi anca. Hisso yok mu? Yok, o evde abimle seri çekmiş. Orada şey Ömer, Haydar abi. Hoş geldiniz, memnun olduk. Hoş bulduk. Atıyorum iki tane. Ay vallahi açlıktan ölüyorum, at. Ömer'e de. Tamam, buyurun. Ağlattık, ağlattık. Ömer oğlum uğurlu geldi. Aşkım kaçış yok, bundan sonra her maç buradasın. Hadi bakalım. Birader. Sen erkek arkadaşı mısın Defo'nun? Evet. Neden? Ne demek neden? Ne bileyim yani, azıcık arızaları da bu. Delikanlı kızdır Defo. Hisso'da Defo'da çok sevilir. Candır ikisi de. İkisine de bulaşılmaz, o ayrı. Ama birinden biri yamuk yaparsa kafa göz alar yani, o kadar. Aklıma ne geldi bak. Bir keresinde... Karayı mı anlatacaksın yoksa? Arkadaşlar, ciddi misiniz ya? Gireceğiz mi oralara kadar? Gerek yok. Bak, bunları kimseden duymazsın. Abi Kara, karateye yeni başlamış tamam mı? Böyle bir falanlar filanlar, artistikler. Hisso'yla da idman yapıyorlar. Defo bir görüyor abi bunu. Bayağı mevzu var sanıp Kara'ya bir koyuyor. Adam iki hafta kursa gidemedi ya. Nasıl bir el varsa bunda. Ya Allah Allah. Olabilir. Bir an kavga ediyorlar sandım. Öyle şey oldu yani. Bir şey yok. Ne var bunda uzatacak bu kadar? Tamam yeter. Ömer gidelim mi artık?
Niye ya daha maşallah? Olsun zaten bundan sonrası artık skora yatırmaca yani. Hadi. Sen rahatsız mı oldun? Oldum yani rahatsız. Daha fazla Defne yaprağı imajımdan çıkmak istemiyorum. İyi peki. Sana güzel hikaye oldu. Hadi eyvallah. Eyvallah. Biliyor musun burası akşam yemekten sonra, maçtan sonra, şundan bundan sonra hep buraya gelip günü değerlendiririz. Yani değerlendirdik. Böyle çekirdekle tabii. Tabii. Çekirdek bizim olayımız. Öyle bir şey yaptığına bakma ha. Stresi alır, kafayı açar. Muhakeme gücünü genişletir. Öyle avucunda durduğu gibi durmaz yani. Vay arkadaş. Çekirdek çitleme müsabakalarına hoş geldiniz. Ha? Ne oluyor ya? Yarım saattir nefes almadan, tek kelime etmeden çit 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 çit. Herkes derdini anlatacak. Sağ baştan say. İso. Vallahi ne düşüneceğimi bilmiyorum. Çok yanlış bir yerdeyim. Oo, bayağı açıklayıcı oldu bu. Ben bunu pat diye çözerim. Sırayı karıştırmayalım. Moderatör benim. Biraz daha açarsak İso. Vallahi benim konunun öyle çok da açılacak bir yanı yok ya. Açsam şimdi saçılır. Saçılırsa toplayamam. Bob diyorum ben ya. Serdar sen konuş. Ben? Ben Defne'ye üzülüyorum. Bana mı? Hı. Aklım hep sende. Bir türlü toparlanamıyorsun. Sen beni o 200 bin lira cehenneminden pat diye çekip aldın. Ama ben senin için hiçbir şey yapamıyorum. Zaten o 200 bin lirayı nereden bulduğumu da söylemiyorsun. Çıldıracağım ya. Çıkıp çatıyı atacağım kendimi aşağı en sonunda. Allah korusun ya. Korkutma beni saçma sapan konuşup. Ne saçma sapan konuşuyorsun ya? Deli midir, sulu mudur? İyiyim ben. Böylelikle sıra kendiliğinden sana geldi Defo. Hadi bakayım. Ömer'in eski sevgilisi geldi. Oha! Ay nasıl iş bu ya? Gençler, gömülün gömülün. Türkan lokması geldi. Şuş bu saatte. Ya. Hem de yemekten önce yani. Direkt gömemin iç diyorum ya. Ya İsucuğum, şimdi arkadaşımızın gelinlik falan gibi dertleri olduğu için dikkat ediyor kendisi. Ay ne alakası var kızım ya? Ben olmuşum zaten sinir stresi, yine aklım defile de benim. Aman. Bunun da bu derdi. Kızım sen evleniyorsun ya. Senin şu anda zil takıp oynaman lazım ya. Ne defilesi, boş versene. Yani diyor ki, acık gamsız ol diyor, kaygısız ol diyor. O iş işte öyle olmuyor. Olur olur. Bak sen bir tane lokma ye, her derde deva. Gör. Yarın Selim geliyor bize. Hani şu Defne'nin çocukluk şeysi. Hatırladınız değil mi? Ya Selim'i kim hatırlamaz be? Ya çok kral çocuktu ha. Doktor çıkmış eşek. Vay. Hadi be. Ya gel sen istesin beni. Belki onunla evlenirim. Ya ne saçmalıyorsun ya, ya gerizekalı. Niye ya? Mahallemizin çocuğu işte. Çocukluğumdan beri tanıyor beni işte. Sucunun oğlu. Ay davul bile dengi dengine. Zaten benim Allah aşkına ne işim var iplikçilerle ya. Bak gördün mü boyum yetmedi işte. Ne diyor lan bu? Dur anlayacağız. Anlayacak bir şey yok kuşum. Ben buldum artık yolum yani. O dünyada takılıp kalmaya da niyetim yok benim. Yeter ya. Elim ayağım titriyor sinirden. Abi, bir öyle bir böyle. Anlamıyorum ki. Kızım bugün bana o kadar iyi davrandı ki. Fazla ilgiden bayılacaktım az kalsın. Daha geçen gün posanı çıkarmadım bu senin. Tamam işte dengesiz. Ama bitti. Neriman Hanım istifa et dedi. Buraya kadarmış. Yere indim diyorsun. Mucizen sona erdi yani. Tabii bir de daha bu 200 bin meselesi var. Bakalım Neriman Hanım dalağımı mı alacak yoksa böbreğimi mi? Eder mi kız o kadar? Etmez değil mi? Keşke hiç tanımasaydım Ömer Bey. Galiba öyle bir şansın yoktu. Ya baksana. Hayat sizi mucizevi bir şekilde bir araya getirmedi mi? Önce o öpüşmeniz. Ya.
Ya hiç renk vermedi biliyor musun? İnsan o gün seni deli gibi öptüm, hatırlıyorum demez mi ya? Ya böyle bir şey unutulabilir mi? İyiydik be biz. Güzeldik. İnsan keşke diyor işte ama. Şimdi sen şunu bir de anlatsana şu karate meselesini hani. Ayıp oluyor ama ya. Şurada duralım mı biraz? Yuvam dediğin yer şimdi böyle ne yapıyorlar acaba? Eğer konuşmak istersen. Yok. Çok özledim tabii ama şimdi değil. Sonra. Eminsin değil mi? Hadi gidelim. Ya Ömer tamam Allah Allah. Güldük bitti amma sündürdün konuyu ya. Ya bak hala neye gülüyorsun? Sen bayağı patakladın yani çocuğu iyi söylüyor diye. Ha, yani olabilir öyle şeyler. Yanlış anlamışım. Allah Allah. Tamam tamam. Kahve yapıyorum ben. Tamam. Ne? Hala ne ya? Yok canım bir şey. Alışamadım daha. Neye? Bana mı? Evde olmama mı? Hayır tamam. Ya sonuçta yalnız yaşayan bir insansın. Yani alışkın olmayabilirsin tabii doğal olarak. Böyle her gün evde olunca sıkılmış olabilirsin tabii. Defne, bir satır başı, bir virgül, bir açıklayayım, bir dur. Tamam sustum. Ay utandım şu an yani. Sonuçta her gün evde gördüğün için her yerde sıkılıyorsundur. Sıkılmışsındır yani. Sıkıldın değil mi? Defne. Tamam sustum. Burada olman şahane. Sanki eksik olan bir tek senin varlığınmış gibi. Yani yeni inanıyorum. Bir türlü ait hissetmiyorum kendimi buraya. Yani hissetmiyordum. Hiç benim evim gibi gelmiyordu ama. Şimdi benim evim burası. Yani bizim evimiz. Sen buradasın ya. Sabahları beraber uyanıyoruz. Son akşamları yine beraberiz. Mutluyum ben Defne. Tavladınız beni Ömer Bey. De sen hala neye gülüyorsun? Yani bu eve gidince ışık hızıyla değiştiriyorsun yüzünü. Ben hala alışamadım. Bir garip geliyor yani o yüzden. Ha, onu diyorsun sen. Sizi eğlendirebildiysek ne mutlu Ömer Bey. Başka ne var böyle alışamadığınız? Var birkaç tane. Mesela şu dolap kapaklarını açıyorsun ya. Açık bırakıyorsun. Bir de böyle sabah dişlerini fırçalarken koridorda dolanıyorsun durmadan. Bir de her gün ama istisnasız her gün. Aynı anda bir sürü iş yapıyorsun. Hiç alışamadım ve garip geliyor bana. Şu an eminim sen de benim rutinlerimi düşünüyorsun. Tamam o zaman itiraf zamanı dökül madem. Sabah uyandığında çocuk gibi oluyorsun. Böyle kuzu gibi masum. Sonra kalkıyorsun duşa gidiyorsun duşunu alıyorsun. 15 dakika kahvenle camın önünde böyle dışarıyı seyrediyorsun. Sonra böyle bir Ömer İplikçi ışığı geliyor gözüne. Hop güne başlıyorsun. Bak sen. Çok şanslıyım. Bütün bunları görme şansına sadece ben sahibim. Sabahları seninle paylaşma hakkı sadece benim. Bence bu şahane bir şey. Ben senden daha şahane bir şey görmedim hayatımda. Hadi git yat sen. Sen? Yok ben yatmayacağım. Aşkım vallahi bu böyle olmaz. Yarın bir doktora gidelim anlatalım derdimizi. Vardır kesin bir çaresi. Yok Defne gerek yok. Bence var. Uyumamak ne demek ya? Ne zamana kadar dayanacaksın böyle uyumadan? Sağlığın bozulacak. Olmaz bir şey korkma. Zaten hiçbir şey anlatmadım. Hiçbir şey de yapamıyorum. Artık
Gece olmasından korkar oldum. Defne halledeceğim. Merak etme. İyi de. Defne. Yorma beni. Hadi git uyu. Uyu ki içim rahat etsin. Yoksa huzursuz oluyor. Ben siz git yat diyorsun. Hayır, geleceğim ben de. Söz mü? Söz. Tamam, gel ama, tamam mı? Sen benim yanında ol. Ben de senin yanında olayım. Tamam. İyi geceler. İyi uykular. Alo, nasılsın? Yani biraz geç oldu ama. Alo. Alo, sesin gelmiyor. Sesin gelmiyor, alo. Ha, tamam, tamam, yazıyor. Ev numarası değil mi? Ben dinliyorum. Tamam, sağ ol. Aramam lazım da. Ben iyi değilim. Evet, hala. Yani toparladım zannediyordum da. Son zamanlarda... Tamam. Tamam, bence de. Günaydın. Günaydın. Ay, bir sürü rüya gördüm, karma karışık ama hiçbirini de hatırlamıyorum. Defne, benim gitmem lazım şimdi. Ne? Yani gideceğim. Çok sürmez, gelirim hemen. Nereye, işle mi ilgili? Değil. Sorma, sen olur mu? Hiç söylemeyeyim. Sormayayım mı? Merak mı edeyim? Sevgilim, bak döndüğümde her şey çok daha güzel olacak, güven bana. Bu uyuyamamanla mı ilgili? Evet. Tamam, hiçbir şey sormuyorum. Ama döndüğünde anlatacaksın artık, değil mi? Söz. Tamam. Sana güveniyorum. Sen her şeyin en iyisini bilirsin. Ben işe gideceğim. Şükrü abiyle mi gideceğim ben işe? İnşaat ne zaman bitti ya? Ne kadar hızlılar. Ya Şükrü abi, her yer bina olmadım, hiç yeşil yok. Evet. Sen böyle sıkılmıyor musun her gün aynı yoldan gitmeye? Ne bileyim, arada değiştirmek falan istemiyor musun canım? Eğlence olsun değil mi? Yani Ömer Bey değişiklikten pek hoşlanmıyor, biliyorsun. Doğru biliyorum. Ne bileyim, böyle hareket olsun diye söyledim. Müzik açalım mı biraz? Tabii, istediğini aç. Şükrü abi, hanım nasıl, ufaklık nasıl? İyiler, iyiler. Ufaklık dediğin de üniversitede bu sene. Yapma ya. Tabii. O kadar olmuş mu? Oo. Aa, maşallah, maşallah. Vallahi okusun, okusun, ne güzel. Ay, çok mutlu oldum. Sağ ol. Çalışsın tabii ya. Çalışan kazanır, elması kızarır. Bu iş böyle, çalışmadan olmuyor. Kendimi durduramıyorum ben. Niye bu kadar çok konuşuyorum Şükrü abi? Ömer de yok ki şimdi. Vallahi. Önce çeneme vurdu. Siz zaten hiç benzemiyorsunuz Ömer Bey'le, biliyor musun? Evet. Değil mi? Kötü bir şey mi o? Yok.
Aksine bence iyi bir şey. Yani düşünsene belki de bu yüzden de bitiyorsunuz. Öyle düşün. Evet değil mi? Öyleyiz. Ay aşkım ne yapıyor acaba şimdi ya? Üf. Defne. Ah be. Sinan Bey. Ay! Ya niye sessiz sessiz geliyorsun be kız? Ya niye korkuyorsunuz? Su için bir şey için niye o kadar panik yaptınız siz? Manyak ettiniz çünkü. Anksiyetem tuttu artık kaçtınız mı kaçacak mısınız diye. Ya şurada ayakkabı düzenliyordum. İyi kaçmadınız yani. Yok yok merak etmeyin. Gitmedik. Ömer de zaten gelecek. Ömer gitti mi? Hı hı. İşle ilgili öyle halletmesi gereken bir şeyler varmış da. Nereye gitti? Bilmiyorum söylemedi. Ne zaman dönecekmiş?